Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda BMW E46 3 serisi araçların yaşamaya yatkın olduğu 10 yaygın sorundan bahsedeceğim. 1 numara. Bu araçların çoğundaki pencere regülatörlerinin plastik bileşenleri zamanla kırılma eğilimi gösterir ve etkilenen camın yuvarlanmamasına neden olur. Bu sorunu çözmek için hasarlı pencere regülatörünün yeni bir parça ile değiştirilmesi gerekir. 2 numaralı Vanos değişken valf zamanlaması bileşenlerinin kontaları zamanla aşınma eğilimindedir. Bu sorun, motorun yanlış valf zamanlaması nedeniyle hızlanma ve güç eksikliği altında tereddüt etmesine neden olur. Aşırı durumlarda vanos sisteminin pistonları, aşınmış kontalar ve yataklar nedeniyle tıkırtı sesleri çıkarabilir. Bazı şirketler, ekranda gösterilen kite benzer, vanos değişken valf zamanlama sisteminin normal çalışmasını geri getiren eksiksiz bir yeniden oluşturma kiti yapar. 3 numara. Valf kapalı kontaları zamanla sertleşerek yağ sızıntılarına neden olur ve değiştirilmeleri gerekir. 4 numara. 6 silindirli motorlarla donatılmış bu araçların bazılarındaki su pompası 120.000 ile 150.000 kilometre arasında soğutma sıvısı sızıntısı yapmaya eğilimlidir ve değiştirilmesi gerekir. 5 numara. Bu araçların bazılarındaki ısıtıcı fan motoru zamanla gürültülü hale gelebilir ve değiştirilmesi gerekir. 6 numara. Ön süspansiyon alt kontrol kollarının kauçuk burçları zamanla dağılma eğilimi göstererek süspansiyon seslerine, hizalama sorunlarına ve düzensiz lastik aşınmasına neden olur. Orijinal kauçuk burçların ekranda gösterilen takıma benzer yüksek kaliteli poliüretan yedeklerle değiştirilmesi tavsiye edilir. 7 numara. Bu araçların bazılarındaki tekerlek yatakları 130.000 ila 160.000 kilometre arasında gürültülü olmaya eğilimlidir ve değiştirilmeleri gerekir. 8 numara. Bu araçların bazılarındaki klima kompresörü, klima sisteminin soğuk hava yaymamasına neden olarak erken arızalanmaya yatkındır. 9 numara. Aktarma organı lastik esnek diskleri, otomatik şanzımanı vitese takarken ve tamamen dururken kalkış yaparken tıngırtı seslerine neden olacak şekilde zamanla yırtılma eğilimi gösterir. Bu sorun aktarma organlarının titreşimine de neden olur. Revshift şirketi orijinal parçadan daha uzun süre dayanan ekranda gösterilen poliüretan uçlara sahip yüksek kaliteli alüminyum kuplör üretiyor. 10 numara. Bu araçların bazılarındaki ısıtıcı valf arızalanma eğilimindedir ve ısıtıcının sıcak hava yaymamasına neden olarak erken arızalanır ve değiştirilmesi gerekir. Bunlar BMW E463 serisi araçların yaşamaya eğilimli olduğu 10 yaygın sorundur. İyi günler.